Toparladın ileri yaşta hiç toparlayamazsın. Neler diyor? O bir şey vardı. Konuşuruz daha sonra olmadı. Sıkıntı yok, konuşun siz. Daha önce yaptığınız bir şey... Tutsan, tutsanız olur mu? Olur. Şurası olmuş. Şurası. Biraz yerden mi? Bu duramıyor. Eziyet çekiyor. Bir sene altında şu yavaşlayayım arabasında beni. Gidelim hocam. Ben mi? Kardeşin var ya. Kendiliğinden bir şey. Ne? Ne? Çek. Çek. Bunda daha fazla da bundan göre. Burası. Evet. Şu anda çok iyi. Evde fizik tedavi alıyorum. Haftada 1-3 kere. Şimdi biraz şey istetmeye başladım. Daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Doktorlar da bir şey demiyor. Belki 6 ay sürer, belki 2 yıl sürer ama devam edeceğim. Umut var tabii. Kazadan sonra oluşan durumda hissiyatı neredeyse hiç yoktu. Ama kendisiyle haftada 3 gün ortalama 1-1,5 kadar saat kadar devam ediyoruz fizik tedavisini. Fizik tedavisi devam edecek. Hastanın ne kadar sürede iyileşeceği konusunda net bir süre vermek çok zor. Ama hissiyatı gitgide artıyor. Antalya Yardımlaşma Platformu olarak Jamal Hanım'ın rahatsızlığından haberdar olduktan sonra Avustralya'da yaşayan bir gönüllümüz kendisine destek olmak istedi. Maddi desteğiyle evde fizik tedavi imkanına kavuştuk. Şu anda haftada 2 gün evinde fizik tedavi alabiliyor. Hastaneye gidip gelmesi kendisinin ulaşımı açısından çok zor olduğu için haftada 2 gün şu anda evde çalışıyorlar. Ciddi bir karşılık gördük. Kendisinde tedavinin çok olumlu etkilerini gördük. Kendisi de çok memnun. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. İnşallah gönüllerimizin desteğiyle de bu fizik tedavinin daha uzun devam edip sağlığına kavuşması için destek bekliyoruz.